Bugünün tek gündemi Muhammed Mursi'nin şehadeti, şehadete giden süreç ve bundan sonraki dönemde İslam aleminin takılması gereken tavır, sorumluluğumuz, mesuliyetimiz ne? Bunları konuşacağız. Çok değerli bir isim var stüdyomuzda. Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Yılmaz'la birlikteyiz. İyi akşamlar, hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar, hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. İslam aleminin, evet, bir taraftan üzücü ama bir taraftan da çok önemli bir ismi şehit olarak kazandık. Allah-u Teala rahmetiyle muamele etsin ve şefaatinden mahrum bırakmasın inşallah diyeyim. Şimdi tabi Mısır'ı, İhvan'ı ve gelinen noktayı konuşmak herhalde gerekiyor. Siz Mısır'a ve İhvan'la münasebetleriniz olan, münasebetleri olan bir isimsiniz. Parti aynı zamanda parti olarak da ziyaretleriniz oldu. Tam da Mısır'da İhvan'ın başa geldiği, evet, İhvan iktidarı döneminde. İhvan iktidarı döneminde. Şimdi tabi ben şuradan gelmek istiyorum. Mısır'ın ülke olarak konumu tarihten beri çok önemli bir yere sahip. İslam coğrafyası, İslam dünyası içinde de hem İslami hareketler açısından hem verilen İslami mücadele açısından önemli bir konumu var Mısır'ın. Oradan hareketle Mısır ve İhvan üzerinden bir değerlendirme alalım. Daha sonra tabii darbe süreci bugüne nasıl gelindi, bunlara da biraz, evet, konuşmak gerekiyor. Darbeye gelen sürece baktığımızda, yani tabii bunun perde gerisine bakmamız lazım. Bunun tarihsel bir geçmişine bakmamız lazım. Mısır'ın konumu, İhvan'ın konumu. Evet. İhvan İslam coğrafyasında neredeyse 90-100 yaş, 100 yıla yakın, 90 yıldır, evet, etkisi olan sadece Mısır değil, bütün İslam coğrafyasını ve bütün İslami hareketleri etkilemiş olan bir siyasi hareket. Evet. Bu açıdan İhvan'ın zaten başlı başına bir ağırlığı ve bir önemi var. Diğer yandan Mısır'ın da İslam coğrafyasında ayrı bir önemi var. Yani Osmanlı'nın, evet, hakimiyeti döneminde dahi Mısır'ın ayrı bir önemi vardı ve Arap, özellikle Arap coğrafyasına, yani İslam coğrafyası içerisinde Arap ülkelerine yönelik bir konumu var. Sürekli baş, evet, ve onlara öncülük etme noktasında bir rolü var Mısır'ın. Mısır, diğer Arap ülkelerine göre baktığımızda entelektüel birikim olsun, diğer açılardan olsun sürekli önde olmuş ve onları etkilemiştir. Yani Mısır'ın diyelim sahip olmuş olduğu bu Arap ülkelerini, yönetimlerini sürükleme noktasındaki konumu diğer hiçbir Arap ülkesinde yok. Evet. Artı İhvan'dan dolayı da İslam coğrafyasının bütününü aldığımızda İslami hareket noktasında da bir önemi var. Ve bu iki etkenin birleşmesiyle Mısır çok önemli bir hale geliyor. Yani hem İslam coğrafyası açısından önemlidir, evet, hem de emperyalist Batı için önemlidir. Yani geçmişten bu yana devam eden baskı ve zulüm aslında bir yönüyle, evet, buradan kaynaklanıyor. Bu önemli. Ana sebebi kanaatimce budur yani. Mısır'a hakim olan bütün Arap coğrafyasına hakim olabiliyor. Hepsini etkileyebiliyor. Evet. Ve oradan yayılacak olan hareketler de her tarafa gidebiliyor. Yani kendi hem coğrafi konumu olsun, hem İslami hareketlere beşiklik yapmış olması olsun, yani bir sürekli fikir üreten, entelektüel bilgi üreten bir coğrafya, bir ülke. Malum İslam coğrafyasında özellikle bu Afrika, Kuzey Afrika ülkeleri bu kuşakta, evet, bir devrim süreci başladı ve Mısır da bu süreçten etkilendi. Ve nihayetinde Ocak ayında, 25 Ocak, evet, olması lazım, evet, orada devrim başarılı oldu. Evet. Ve Mısır'ın Firavun'u, diktatörü olan Hüsnü Mübarek gitti. Ondan önce Nasır dönemi vardı. Yani Mısır'da belki diyor, çağdaş firavunlar diyebileceğimiz bir gelenek vardı. Evet. Ve bunlar da sürekli İslami hareketle, Müslümanlarla sürekli mücadele halinde olan ve orada İslam'ın filizlenmesini bu konumundan dolayı, Mısır'ın konumundan dolayı buna müsaade etmeyen ve yaptıkları her türlü zulüm ve katliam Batı tarafından perdeleniyordu, örtbas ediliyordu, görmezden geliniyordu ve destekleniyordu. Evet.
Yani İsrail'le anlaşma, Camp David anlaşmasının da yine Mısır'dır bunun evet. baş mimarı. Enver Sedat'tı. Evet. O da geçti canıyla ödedi onu. Ama buna rağmen İsrail'in varlığını kabul etme, İslam coğrafyasında onun bu şekilde kök salmasının bir sebebi de yine Mısır'dır. Evet. Arap ülkenin yanında Mısır'ın da bu konuda şeyi var ve ondan dolayı Mısır'la bu anlaşmayı, İsrail arasında bu anlaşmayı yapıyorlar. Öncü rolünden dolayı. Evet. Tabii bir de İhvan'ın Mısır içinde bir özelliği var. Kendi ağırlığı var. İşte bu İhvan'ın şu an işte bu devrim sürecinde İhvan en örgütlü yapı olduğu için İhvan öne çıktı ve yapılan seçimlerde de evet. yani %52 %52'ye yakın bir oyla, evet, bir kusuratı vardı. 151 70 küsurdu. 152 diyebiliriz. Bir oy ile bir oranla Mursi Cumhurbaşkanı seçildi. Evet. Ve bağımsız, halkın inancına uygun, halkın taleplerini yerine getiren, seküler olmayan, laik olmayan bir anayasayı oylamaya sundu ve bu da kabul edildi. Evet. Bu da önemlidir. Belki Batı'nın İhvan iktidarının üzerine bu kadar gitmesinin bir sebebi de buydu. Hatırlarsan o dönemde Amerika ile iyi ilişkiler evet. içerisinde Türkiye'nin ilişkileri çok iyiydi ve Türkiye bir nevi Amerika'nın bölgedeki yani, temsilcisi rolü oynuyordu. Evet. Hem Suriye meselesinde olsun, diğer meselelerde olsun. O dönemde şu anki Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitmişti ve Mısır'a laikliği tavsiye etmişti. Evet. Hatırladınız değil mi? Evet evet. Daha dün niye? Gibi, evet. Ona o Erdoğan'ın kendi sözü değildi. Evet. Erdoğan sadece orada bir ayna görevi görüyordu. Bir yansıtma göreviydi. Ona söyleneni gidip orada söyledi. Evet. Ve açıktan bunu meydanlarda söyledi. Laikliği tavsiye ettiğini, laik bir yönetim kurmalı gerektiğini. Çünkü ona söylenir. Yani laik bir yönetim olmazsa sizi iktidarda barındırmayız. Evet. Götürürüz yani. Öyle oldu. Bir nevi yani. Bir tehditti yani. Ama bunu Erdoğan üzerinden yani yaptılar. Evet. Osmanlı mirasına sahip olan bir Türkiye'nin evet. Yetkilisi üzerine bunu yaptılar. Bu da önemli yani. Şimdi bunlara uymadı Mursi. Onları dinlemedi. Evet belki geçmiş dönemin, geçmiş iktidarın birçok generalini tasfiye etti, gönderdi ama yine de çünkü kuruluşundan bu yana bu çizgi devam ediyordu. Evet. Ve kuruluşundan bu yana İslami yapılara, hareketlere muhalefet eden ve onları zindanlarda sürekli şehit eden bir iktidarla, iktidarın kalıntıları söz konusu. Evet. Belki hatırlanan bir tanesi buydu. Dedi zaten ordumuz, şimdi Türkiye'de de aynı şey olsa burada şey yani ordumuz peygamber ocağıdır, ordumuzda sorun yok. Ama 28 Şubat'ı yapan Türkiye'de de bu orduydu. Evet. İhvan'ı yasaklayan bu orduydu. Lider kadrosu da yani uzun süre zindanlara yatan bir kadro. Yatan bir kadro yani ama değil mi? 15-20 yılı bulan. Kendi işte o vatani düşüncelerden dolayı sürekli işte ülkenin birliği, beraberliği yani ihtimal veremiyor bunların vatana, kendi ülkeye ihanet edeceğini, evet. Batıya, emperyalistlere hizmet etme noktasında onların taşeronluğunu yapacağını şey yapmıyordu. Son dönemde artık inanmıyordu yani zaten ben yapmışım, tasfiyemi de etmişim, evet. 3-5 generali ayırdım, tamamdır. İşte olmuyor, ne de en yakındaki darbe, en yakındaki insandan geldi, Sisi'den geldi. Ki onu oraya getiren Mursi'ydi. Evet. Mursi, yani sürekli Mursi'nin yanında Sisi poz veren, namaza giden evet. insan konumundaydı. Ve ihanet oradan geldi. Tabi bunların her birisi ayrı bir tartışma konusu. Her birisi belki İhvan başta olmak üzere birçok kesimin, hepimizin ders çıkarması gereken hususlar. Netice itibariyle bir 2013'te, 3 Temmuz'da bir darbe oldu ve 6 yıla yakın bir süredir. O, 2012'de seçim oldu, evet, bir yıl, 2011'de devrim oldu. Evet. Bir yıl falan tam üstünde devam evet. etmedi. Yani 2012'de seçim oldu. 2013'te de işte Sisi'nin darbesi oldu. Evet. Ya o günden bu yana da Mursi ve İhvan'ın önemli lider kadrosu binlerce insan hali hazırda da zindanlarda. Tabii Mursi'nin şahsiyeti de birçok yönüyle aslında ön plana çıkan bir isim.
Fakat bu süreçte yani o sözde yargılamadan kaynaklanan problemler, İslam aleminin devlet yöneticilerinin sessizliği, Batı'nın her fırsatta işte insan haklarından dem vuran, sözüm ona kendilerince demokrasiyi bir en iyi yönetim şekli diye pazarlayan Batı'dan da bu konuda çok ciddi bir iki yüzlülük demeyeceğim, onlarca yüzlü bir tavır, bir tablo ortaya çıkıyor. Bunlarla ilgili bir değerlendirme yapacak olursanız ne söylenebilir? Şimdi Batı zaten darbenin arkasında Batı var. Evet. Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimi arkasında olduğu gibi orada da darbe arkasında Amerika var. Evet. Batı var, sadece Batı yok. Yani Batı işbirlikçisi olan Suud gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap ülkeleri de bunun arkasında var. Arap ülkenin liderleri, iktidarları da bunun arkasında var. Ve hemen darbeden sonra Sisi'ye $1 milyon yardımları Suudi yapmıştı. Evet. Yani $20 milyon gibi bir para. Çok ciddi bir rakam. Hemen yardım etmişti. Amerika'nın hakeza. Yani bu darbe planlanmış, tasarlanmış ve ülkenin kendi işleyişine, içine müdahale eden bir darbeydi. Emperyalist Batı kendi çıkarlarını koruma adına bunu yapıyordu. Dedi ki Mısır'ın konumu önemli, İhvan'ın konumu önemli. Orada İhvan'ın başarılı olması ve iyi bir performans göstermesi, iktidarını devam ettirmesi, eğer bu süreçte, bu 6 yıllık süreçte de İhvan iktidarda olmuş olsaydı ve şu an Arap ülkelerinin belki birçoğunun rejimi tehlikedeydi. Evet. Diktatörlükler, oradaki Arap kralların diktatörlüğü bitmiş olacaktı ve halkın orada bir tepkisi oluşacaktı. Evet. Bunu görüyorlardı. Bunu mesela biz şeyde de görüyoruz bunu. Hamas'ta da görüyoruz bunu. Bir ara Siyonist bir yetkili çıkıp açıklama yapmıştı. Dedi, bizi niye suçluyorsunuz? Evet. Gazze saldırılarının olduğu, bombalandığı bir dönemde. Bizi suçlamayın. Bunu bizden Arap ülkeleri istiyor. Evet. Finanse ediyorlar her türlü. Onlar istiyor. Hamas'ı bitirmemizi istiyor. Niye? Çünkü Hamas onların rejimi için tehlikedir. Orada kuracağı bir İslami yönetim, örnek bir İslami yönetim, evet, tehdittir. Bu İhvan'dan önceydi. İhvan düşünün daha büyük bir devlet olarak imkanlara sahip olan ve öncülük sürekli Arap ülkelerine öncülük etmiş olan bir ülkenin iktidarı İhvan eline geçiyor. Evet. Ve burada hepsi için tehdit ve tehlike oluşturuyordu. Ve onları yine Amerika'nın tavsiyelerini dinlemedi. Laiklik ve geçiş yapmadı. Evet. İslam noktada taviz vermediler. Ve o 90 yıllık birikimlerini iktidara taşımak istediler. Evet. Ve başarılı olmak, çünkü kültürel birikimleri de vardı İhvan'ın. Artı diğer İslami camia ve cemaatlerle, gruplarla birlikte iktidardı. Yani tek başına değil. Onları da iktidarına ortak etmişti. Cemaat-i İslami, evet, ve diğerleri de iktidara ortaktı. Ama bir nevi diğer ülkelerde demokrasiyi reddeden, işte iktidara, seçime ve her şeye karşı çıkan tekfirci zihniyet, evet, orada Sisi ile beraber, Sisi'yi destekleyerek İhvan'a darbeyi yaptırdı. İhvan'a bu darbe yapılmasında destek verdiler. Evet. Yani bu noktada işte Arap ülkeleriyle birlikte emperyalist Batı'nın bir darbesi söz konusudur ve darbeye onların istediği şekilde bir yönetim tarzı oluşturmadıklarını görünce de, evet, Batı direktmen Sisi gibiler üzerinden ayartarak darbeyi yaptırdı. Yani Batı'nın ve onların tabii vazifeleri bu. Evet. Yani bunu yapıyorlar. Yani darbe üzerine baktığımızda darbe gerçekten çok kanlı bir darbeydi. Bu İhvan'a yapılan bu darbede Batı'nın ikiyüzlülüğü ortaya çıktı. Evet. Binlerce insan o meydanlarda özgürlük talebinde bulunan darbeye karşı tamamen sivil bir itaatsizlik şeklinde tepkilerini ortaya koyan binlerce, evet, insan hunharca katledildi. Evet. Katliam yapıldı resmen. Buna rağmen sokakları terk etmediler. Yani ve günlerce süren, aylarca süren bu şeyin sonunda birçok insan tutuklanmaya başladı. Tutuklama furyası ve cezaevinde ölümler başladı.
Katliamlar başladı. Cezaevine içeri çıktı. Artı göstermelik yargılamalarla, göstermelik bir yargıyla birçok kişiye idam cezası verildi. Şu an mesela baktığımızda Mursi'ye ciddi bir suçlama, yani delili bir suçlama yok. Evet. Cezaevinde işte Cumhurbaşkanı olmadan önce devrim sürecinde cezaevinden kaçırılıyor. Evet. Bazı ihvan mensupları onu cezaevinden çıkarıyor. O ve diğer bazı liderleri cezaevinden çıkarıyorlar. Buna onun şeyi yok ki. Evet. Bu dahi suçlama olarak önüne getirildi. Cezaevinden kaçırılması dahi suçlama önüne getirildi. Ve Hamas'a destek olmuş, bunu gizlemiyordu da. Evet. Siyonist'e karşı Hamas'a desteği var. Bu dahi ona şu an aleyhine suçlama olarak duruyor. Yani Cumhurbaşkanı olarak ülkenin birliğini sağlamaya çalışmış ve geçmiş dönemin bütün zulümlerini bitirip bütün cezaevlerini boşalttırmış. Yani bütün buna rağmen ona suç olarak döndü. Ciddi manada bir suçlama yoktu. Ve cezaevinde işte o ve onun gibiler üzerinden sürekli sistematik olarak bir zulüm kampanyası, zulüm vardı. Orada hem yalnızlaştırma, dışarıyla bağlantısını koparma, ailesi 2-3 sefer ancak görülür. Yani 6 yıl süre içerisinde tamamen yoksun. Görüşememiş. Temel insani haklar, bir mahkumun sahibi olmaya hiçbir hak tanınmamış. Artık cezaevinin kendi koşulları var. Mısır zindanlarının, evet. Önceki okuduğumuz tarih İslami hareket kitaplarından da biliyoruz. Seyyid Kutup döneminden öncesinden. Mısır'ın şartları ortada. Evet. Ve o şartlarda bir de benim düşüncem o, bugünkü bir demeç de verdim bununla ilgili. Sürece yayılmış bir cinayet söz konusu. Evet. Mursi ile ilgili sürece yayılmış bir cinayet söz konusu ki Türkiye'de de biz bunu gördük. Özellikle Turgut Özal'ın ölümünde de bunu gördük. Verilen hafif dozajlı zehirin süreç içerisinde yavaş yavaş bir ölüme etkisini göstermesi ve kişinin kalp krizi geçerek ölümüne sebep olması gibi. Cezaevinde iki sefer kalp krizi geçirmiş bu ilaçların veyahut da bu verilen zehirin etkisiyle. Evet. İlaçları verilmiyor, tedavisi yapılmıyor. İki sefer atlatmış bunu, bünyesi demek sağlam. Ama üçüncüsünde duruşma sırasında oluyor ve buna rağmen müdahalede de gecikiliyor. Evet, İhvan'ın resmi yani, açıklamasında da zaten bir talep var. Da bu var. Yani ve bizim de açıklayın, ortaya çıkarın. Uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından onun evet. Cenazesi üzerinde bir otopsi yapılması lazım. Defnedildi oradan, gerçi, tabii, sessiz sedasız. Bir de onu kaçırdılar, onun da sebebi o yani. Evet. Herhangi bir şey yapılmasın diye devlet gözetiminde, evet. Baskıcı darbecilerin gözetiminde ailesini istediği yere değil de Kahire'de götürüp zorla bir defin yapılıyor. Evet. Ki bu da gerçekleşmesini istemedikleri için olabilir. Nitekim eğer o noktada örnekler alınırsa ben inanıyorum ki evet. Burada bir cinayet söz konusu ve uluslararası ceza mahkemelerine belki konu olacak olan bir şeydir. Evet. Sadece bu Mursi'nin şahsına belki bu öne çıkıyor. Mursi'nin çünkü kendi şahsının bir şeyi var. Sembol olma durumu var. Evet. Yani Cumhurbaşkanı olma hasebiyle bir semboldür. Eğer Mursi'ye diz çöktürebilselerdi kendi meşruiyetini sağlayacaktı. Evet. O konuda çok çok önemli bir duruş sergiledi. Şimdi son olarak ben şunu da sormak istiyorum. Tabii yani son zamanlarda Bangladeş'te benzeri yerlerde birçok alim idam edildi. Biz bunları konuştuk. Hep konuşuyoruz. Ve her şehadet haberinden sonra takım tepkiler ortaya konuyor. Kuşkusuz bunlar değerli tepkiler, önemsiz tepkiler değil. Olması gereken tepkiler ama duygusal boyutun ötesine geçemiyoruz bir türlü. Bir eylem planına dönüşmüyor. Yani burada tabii belki çok yönlü bir konu ama İslam alemi açısından bakıldığında burada yani ne zaman bir eylem planına dönüşecek bu tepkiler? Yani bir sonra başka Muhammed Mursi'lerin bu şekilde zulmen şehit olmaması için sadece Mısır'da değil, dünyanın birçok yerinde Müslümanlar şu anda zulüm altında. Ya zindanlarda ya açlığa mahkum edilmiş, bir şekilde bir kuşatılmışlık var. Evet, Batı İslam düşmanları, onlar tabii şeylerini yapıyorlar. Yani kendi işlerini yapıyorlar. Biz bu açıdan ne yapmalıyız? Burası önemli. İşte buna dair de bir değerlendirme. O. Bizim sıkıntımız o. Eğer Batı bir fiil İslam coğrafyasını işgal etmiş olsaydı, evet. Müslümanların birlik ve beraberliği sağlanacaktı. Topyekun bir kurtuluş mücadelesi vereceklerdi. Evet.
Onlar da artık o geçmişteki gibi işgal hareketini doğrudan yapmıyor. Kendi bayrağını getirip sizin ülkenize dikmiyor. Evet. Yerli işbirlikçiliği vasıtasıyla, evet, ismi sizinle aynı olan, sizinle aynı coğrafyada doğmuş ama onlara, yani sizin ekmeğinizi, bu İslam coğrafyasının ekmeğiyle, suyuyla büyümüş ama batıya çalışan, zihniyet olarak, kafa yapısı olarak batılı olan, evet, emperyalistlere hizmet eden, uşaklık eden insanların yönettiği bir İslam coğrafyasından söz ediyoruz. Görünüşte bağımsız, evet, ama aslında fikriyat olarak, ideolojik olarak tamamen bağımlı. Kapitalizmin o ilkelerine bağımlı olan, evet, insanlar söz konusu, emperyalistlerin çıkarlarına hizmet eden, kendi ülkesini sömürüp zenginliklerini onlara peşkeş çeken liderler söz konusu İslam coğrafyasında, yönetimler söz konusu. Ve çoğu da geldi miydi gitmiyor. Yani evet, krallıktır. Babadan oğula devam ediyor. Ve o krallığı da sağlayan geçmişte İngiltere'ydi. Bugün devamını sağlayan Amerika'dır. Evet. Yani Suudi'deki bir resim vardı. Belki bir foto vardı. Evet. Yani bir yandan Trump, etrafında, evet, bir küre etrafında dünyayı temsil eden ve oraya Sisi'yi de dahil ettiler. Niye? Çünkü Sisi onlar için önemli bir piyon. Ve işte bizim sıkıntımız o. Yani birlik beraberliğimizin sağlanmamasının sebebi bu. İsmi Ahmet olan, ismi Muhammed olan, ismi Hasan Hüseyin olan ya da işte Ali Veli olan, bizden olan, evet, ismi bizimle aynı olan insanlar bizi sömürüyor. Batıya işte ülkeyi peşkeş çektiriyor ve bu insanın zihnini karıştırıyor. Halkın zihnini karıştırıyor. Konuştuğunda belki ayetle konuşur. Evet. Hadisle konuşur. Ya da bir Kur'an okumasına bakıp bu adam ne iyi ya da namaza görüp işte bir şekilde ki Mursi de buna aldandı. Evet. Yani Sisi namaza yanında sürekli birlikte namaz kılıyordu. Hanımının örtülü olduğu söyleniyor. Şimdi evet, bu görüntüye aldanıp insanlar emperyalistlere karşı veyahut da bu İslam düşmanı olan İslam'ın hakimiyetini, İslam'ın adaletinin İslam coğrafyasında yayılmasını istemeyen bu iktidarların, evet, kanabiliyor ve aldanabiliyor. Yani bunun ana sebebi ne? Bir eğitim yok işte, yoksunluğu mu, bir inanç zafiyeti mi? Bir, Müslümanların siyasi birliğinin olmaması. Evet. Siyasi birliğin en önemli sebebi de böyle en önemli etkeni diyelim, etken, evet, olarak, evet, olmasının önemli bir etkeni ortak bir liderin olmaması. Ortak bir liderin olmaması. Evet. O yüzden belki İttihat ve Terakki zihniyeti İslam coğrafyası, evet, en büyük darbeyi vurdu hilafeti kaldırmakla. Kör topal da olsa, yanlış da olsa, eksik de olsa, belki eksik de olsa bir ortak bağlantı vardı. Ama bunu da olur ki ileride sağlam birisi çıkar. Halife ismini taşıyan sağlam birisi çıkar da, evet, İslam ümmetini bir daha toparlar diye korktular ve onu da ortadan kaldırır. İşte o günden sonra İş bozuldu. Müslümanların birlik beraberliği bozuldu. Her ülke başı çekmeye, bir yandan Türkiye başı İslam coğrafyasının başını çekmeye çalışıyor. Bir yandan işte Mısır yapmaya çalışıyor. İran bir yandan yapmaya. Suudi yapmaya, bir yandan İran çekmeye çalışıyor. Böyle olunca parçalı bir yapı var. İslam'ın ortak yönetimini kuramıyorlar, ortak lideri seçemiyorlar. Ortak bir lidere ihtiyacımız var. Müslümanları toparlayacak, bir araya getirecek olan, ümmeti bir araya getirecek olan bir lidere ihtiyaç var. Evet. Yani dağıldık, bizi toparlayacak olan birine ihtiyacımız var. Ya bir camiaya, bir şahs-ı maneviye harekete, belki ihtiyaç bir var yani. İhtiyacımız var. Evet. Hepimiz evet diyoruz ya, Önder Resulullah'tır. Evet. Ama günümüze yaşayan bir sembole de ihtiyaç var. İşte bu yok. Evet. Bu olmayınca kimse kimseyi kabul, bırak onu. Mesela bir ilde, bir ilçede baktığınızda bir araya gelemeyen İslami yapılar söz konusu. Bu bizim eksikliğimizdir, dağınıklığımızdır. İç, evet, belki öz eleştirimizdir. Ve bu küçük hesapları bırakmamız lazım. Puzzle'ın büyük resmi görmemiz lazım. Küçük resimle uğraşıyoruz. Birçok yapı veya da birçok kişi küçük resimle uğraşıyor. Dünya ölçeğinde ele alıp da emperyalistlerin İslam coğrafyasına yaptıklarını,
görse, evet, kendi kardeşinin kıymetini bilecek. İşte Mursi'nin aleyhinde belki konuşan birçok insan, birçok yapı, evet, bugün onun cenaze namazını belki kıldılar ve şu an hayır dualarında bulunuyor onun için. Evet. Fatiha okuyorlar. Bunu yaşarken yapacaktık. Bunu yaşarken yapacaktık. Ölünce değil. Biz işte kardeş olarak, evet, Rabbimizin bizi tekrar o Ensar'la Muhacir'i kardeş yaptığı gibi bir kardeşliğe ihtiyaç, kültürüne, bilgisine ihtiyacımız var. Evet. En büyük eksiğimiz o. Dağınığız ve bu dağınıklığımız gücümüzü parçalıyor. Yoksa 2 milyara yakın Müslüman var yeryüzünde. Evet. Bırakın onu. Yani 2 milyarı birkaç milyon Müslüman gerçekten sağlam bir şekilde ortaya çıksa, evet, Bedir ashabı gibi ortaya çıksa her şeyi değiştirebilecek. Ama maalesef ihanet içeridendir. İhanet içeriden olunca halk da bilgisiz, cahil, birçoğunun belki bu noktada şeyi yok, kandırılmış. Halkımızın genel olarak bilgi seviyesi düşük. Evet. Ve çabuk kanabiliyor. Çabuk inanabiliyor, yalanlara inanabiliyor. Ve yalana inandığı vakitte bu sefer İslami olanı değil de gayri İslami olanı seçiyor. Kendini makyajlı olanı seçiyor. Evet. Pazarlananı seçiyor. Asıl olanı göremiyor. Elindeki altını bırakıp gidip başkasının tenekesine koşabiliyor. Sıkıntımız bu. Yani dediğim gibi birlik lazım ve bu birliğin olması için önce İslami camiye ve cemaatlerin kardeşlik ruhuna sahip olması lazım. Kendi küçük hesaplarını bırakması lazım. Bir araya gelmesi lazım. Her ülkedeki İslami camia, cemaatler bir araya gelmeyi öğrenirse, her ildeki, her ilçedeki bunu yaparsa ülkedeki bir gibi olacak ve ülkedekiler bunu yaptığında diğer ülkelerdeki İslami cemaatlerle diyalog olacak ve o zaman iş birlikçi yönetime gidecek. O zaman belki çünkü ortak bir tepki verilebilir. Açıktır yani. Belki. Ne haldeyseniz o şekilde yönetilirsiniz diyor. Aynen. Şimdi halimiz bu ki İslam coğrafyasında bu şekilde yönetiliyoruz. Evet. Kendimizi eleştirmemiz lazım. Yani, öz eleştiri lazım. Evet. İslam coğrafyası öz eleştiri lazım. Ve bizim düşmanımızı tanımamız lazım. Bizim evimizi yıkan, bizi perişan eden zihniyeti tanımamız lazım. Hem işbirliği zihniyeti hem de onun, yani hem kuklayı tanıyacağız hem de kuklacıyı tanıyacağız. Ama asıl tepkimizi kuklacıya yöneteceğiz. Kuklalar kandırılmış. Gerekirse onları kazanabiliriz. Onlar, evet, güç gördüğünde, Müslümana bir olduğunda onlar saflarını değiştirip tekrar bu tarafa gelebilirler. Ama kuklacılar önemli. Biz, evet, kuklacıyı tanıyacağız. Emperyalist batıyı tanımamız lazım. Eyvallah. Bugünkü halimiz budur. Perişanlığımız budur. Birlik ve beraberliğimiz yok. Birlik beraber olmayınca gücümüz dağıldı. Birliğimiz olmayınca gücümüz dağıldı. İttifakımız yok. Ve bunu, bu parçalanmışlığımızı fırsat bilerek her türlü operasyonu çekiyorlar bize. Her türlü operasyonu. Evet. Bu Türkiye'de de böyledir. Arabistan'da da böyledir. Mısır'da da böyledir. Cezayir'de de böyledir. Her yerde, her tarafta aynı. Oyun aynı. Tezgah aynı. Maalesef. Rabbim bize bir şuur versin. Amin. Rabbim bizi toparlayacak olan birini içimizden çıkarsın. Bir lider bu noktada ümmete öncülük edebilecek olan fikriyatı. Evet. Yani bir hem manevi liderliği çıkar, hem de müşahhas bir önderlik yapar, birilerini çıkarsın. O çıkmayıncaya kadar sosyolojik bu böyledir. Yoksa yani herkes kendi yanında kendi camiasının liderini şey yapacak, diğerini kabullenemeyecek. Evet. Ortak şey yapalım. Kur'an ve sünnet çerçevesinde kim bizi toparlayacaksa bizim o şekilde ona tarafa toparlamamız lazım. İster bu kendi ülkemizdeki birisi olsun, ister dışarıdaki olsun, ama bizim nihayetinde bunu yapmamız gerekiyor. İslami vahdet lazım bize, birlik lazım, yeniden ümmet olmamız lazım. Irkçılığı, mezhepçiliği bir tarafa bırakmamız lazım. Eyvallah. Cemaatçiliği, cemaate olacak, inkar, yani reddetmiyoruz. Mezhebi reddetmiyoruz ama cılık olmaması lazım. Evet. Herkes kendi mezhebinde olacak ama mezhep düşmanlığı olmayacak. Herkes kendi kavminin değerlerine sahip çıkacak ama kavmiyetçilik yapmayacak. Diğerini sömürmeyecek. Hakkını verecek. İşte o kadar, o zaman yapabiliriz. Avrupa ülkelerine sürekli örnek veriyor. Avrupa Birliği'ne örnek veriyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda
bir bazı kaynaklara göre 60 bin, bazı kaynaklara 100 bin, 100 milyon insan birbirinden öldürdüler. 1945'te fazla uzak değil. Evet. Ama ders çıkardılar ve geldiler bir araya, ortak bir birlik olsa ve şu an dünyayı sömürüyorlar. Aynen. Müslümanlar niye bunu yapamıyor? Çok daha fazla ortak noktamız var. Ve onlar kadar da birbirimize düşmanlık ve de birbirimize insan öldürmüş değiliz. Kavimler için söylüyorum, ülkeler için söylüyorum. Evet. Onlar çizgi çekebilir, biz niye çekemiyoruz? İşte çizgi çekmemizi istemedikleri için ihtilaflarımızı körüklüyorlar. İhtilafları öne çıkarıyorlar ve bazı saf Müslümanlar da buna düşüyor, bu oyuna geliyor. Onlar da aynı şekilde ihtilafları körüklüyor, devam ettiriyor. O yüzden biz ihtilaflarımız değil, birlik ve beraberlik noktalarımızı konuşacağız. Ustadın dediği gibi biz vahdet noktalarımıza bakacağız. Ayrılık noktalarımız orada kalsın. Eyvallah. O zaman belki ümmet oluruz, o zaman belki birliğimizi sağlarız, o zaman belki Rabbim bize merhamet eder de bir lider çıkarır ve ümmeti toparlar. İslam düşmanlarına karşı, emperyalistlere karşı o izzeti duruşu sağlayabiliriz. Yoksa bölük pörçük halimizle bunu yapacak değiliz. Yapamayız. Eyvallah. Allah razı olsun. Çok Rabbim, işten yürekten katılıyoruz. Bir kez daha ben Mursi'nin şehadetinin, Allah'tan şehadetini kabul etsin. Ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Mısır halkının ve İslam ümmetinin başı sağ olsun diyoruz. Allah razı olsun. Bir kez daha rahmet diliyoruz. Size de teşekkür ediyoruz.